yol alıyoruz. Hafta sonu da telaşlı geçecek diyoruz İstanbul'da. Evet, biz çarşamba günü başlamış olduğumuz bu MÜSİAD'ın 16. uluslararası organizasyonunda finale doğru yaklaşıyoruz iş ve ekonomi yayını ekibi olarak. Evet, bugün saatler 18.30 civarını gösterene kadar yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Yayın akışımıza baktığımızda bizleri sürekli izleyenler bileceklerdir. Hem ajandamıza bakacağız kısmet olursa. Bunun yanı sıra şöyle bakıyorum. Fuar süresince hakikaten değerli isimleri biz bu ekranlara taşımaya gayret ettik. Bazılarını canlı yayınlarla aldık. Bazılarını da efendim sizinle selamlaşmadığımız yayın olarak bant şeklinde aldık. Bunlardan birisi de fuarın birinci günü gerçekleşti. Sayın Cumhurbaşkanımızın evladı Bilal Erdoğan'la az sonra Bilal Bey'le yapmış olduğum kısa söyleşiyi de ekranlarımıza taşıyacağız. Tabii piyasalar yönüyle baktığımızda belki de en fazla merak edilen sorunun cevabı arandı bu hafta içerisinde. 8 Kasım'da 250 milyon seçmeni bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nde belki tüm seçmenler sandık başına gitmemiş olsa bile oylarını kullanma haklarına sahip oldukları halde gitmeyenler de oldu tabii ki. Finale baktığımızda sürprizlerle karşılaştık. Hillary Clinton'ın oyu belki de Trump'ın oyundan daha fazla çıktı ama finale baktığımızda Senato yönüyle baktığımızda delege sayısı açısından Trump zaferini ilan etti. Dün baktım şöyle Sayın Trump diyeceğim artık ya da başkan diyeceğiz. Sonuçta bir ülkenin devlet başkanlığı sıfatını alıyor. 2 ay sonra da koltuğa oturacak. Bu yönüyle baktığımızda Obama'nın efendim misafiri oldu. O kadar yüzü asık bir mantıkla acaba misafirperverlik gösterilebilir mi? Anlaşılan Amerika Birleşik Devletleri de birçok konuda yol ayrımında. Bunu siyasi görüşler açısından da dillendirebiliriz, ekonomik yönden de dillendirebiliriz. Ama bu yol ayrımında bir devlet politikasının varlığından da söz etmemiz mümkün. Bu tür siyasi görüşler zaman zaman farklılıklar olarak bizlere yansısa da ekonomik pencereden baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin süper güç olma yolunda biraz daha hızlı koşar adımlarla ilerlemesi gerekliliği ortada. Ama şu anda görüntü biraz flu. En başta Fed'in yani Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın Aralık ayında faiz artırımı ile ilgili herhangi bir kararı alıp kamuoyuna yansıtıp yansıtmayacağı belli değil. Öte yandan 2017 yılına dünya global anlamda nasıl girecek, hangi söylemler öne çıkacak net görünmüyor. Birazcık 2017'den efendim ne yapsam ne istem diye bekle görle gidecek birçok CEO var buradan belirtmiş olalım. Hiç kimse 2017'nin sonunda ne olacağını şimdiden kestiremiyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Geçmiş dönemde şöyle bir şey söylenirdi. Gelenekçi yaklaşımlarla geldi işte gidiyor sadece koltuklar değişiyor ya da isimler değişiyor. Ama şimdi öyle değil. Trump'ın ilk 100 gününün nasıl geçeceğini merak ediyor herkes. Biz de ekonomi penceresinden bakalım ve yayınımızın ilk dakikalarında ben sözü hafta boyunca piyasalara yakın takibi alan ve bu konuda sizleri de yön verme açısından aydınlatan saygıdeğer İslam Memiş'e bırakacağım. Piyasalar yönüyle bakalım dolar, euro ve borsa global anlamda nereden nereye geldi, pazartesiden bugüne ve bundan sonra hangi riskler var karşımızda? Söz İslam Memiş'te. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Bugün piyasalarda haftanın son işlem günü olmasına rağmen euro dolar paritesindeki düşük eğilim dolar endeksini hem küresel piyasalarda hem yurt içi piyasalarda
değerlendirmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Dolar endeksi haftayı 3.25-70 lira seviyesinden kapattığını belirtmek isterim. Dolar fiyatı bu hafta çok sert hareketler gerçekleştirdi. Çünkü Trump'ın başkan seçilmesi küresel piyasalarda sürpriz olarak algılandı. Dolayısıyla euro dolar paritesindeki düşük eğilim de doların güçlenmesine destek veriyor. Ancak biz dolar endeksinin tekrar aşağı yönlü hareketlerinin devam edeceğini tahmin ettiğimiz için yatırımcılara dolar tarafında bir alım yönünde pozisyon almamalarını özellikle duyurmak isteriz. Diğer tarafta Euro-TL kuru da tüm zamanların zirvesini test ederek 3.54-50 bandından haftayı tamamlıyor. Euro fiyatı da iç piyasalarda dolar kurundan almış olduğu destekle bu seviyelere yaklaştı. Ancak biz dolar endeksinde önümüzdeki haftalarda tekrar görünüm negatif olduğundan dolayı aşağı yönlü hareketler hızlanabilir. Euro yatırımcılarına bu noktada uyarmak gerekiyor. Diğer tarafta altının ons fiyatında sert satış baskıları var. Çünkü Aralık ayında Fed'in faiz artırım süreci piyasalarda tekrar fiyatlanmaya devam ediyor. Ancak bu hafta 1335 dolar bandı test edildi. Bu seviyelerden gelen sert satış baskısı altının ons fiyatına 1245 dolar seviyesine kadar çektirdi. Ancak biz bunu gram altın TL fiyatında çok hissedemedik. Çünkü dolar endeksi yüksek. Gram altın TL fiyatı 131 lira seviyesinden haftayı kapattığını gözlemliyoruz. Gram altın TL fiyatını biz tekrar 128 lira destek seviyesini izliyor olacağız. Yüksek fiyatlamalar özellikle 130 lira seviyesinin üzerindeki rakamlar yatırımcısı için satış fırsatı olmaya devam ediyor. O yüzden yatırımcılar 130 lira bandının üzerinde maliyet yapmamaları açısından bir kez daha uyarılarımızı yenilemek isterim. Brent petrolün varil fiyatı 44.80 dolar seviyesinden haftayı tamamlıyor. %1.87 seviyesinde değer kayıpları var. Küresel piyasalarda emtia fiyatlarında sert düşüşler, dolar tarafında değerlenmeler görüyoruz. Borsa İstanbul'da 75.174 puanda, %1.55 puanda günü tamamlıyor. Borsa İstanbul'un da önümüzdeki haftalarda bu haftaya nazaran biraz daha toparlanan, biraz daha iyimser bir hafta beklediğimiz için önümüzdeki hafta fiyatlamalarda biraz daha düşük değerler bekliyoruz. Türk lirasında biraz daha yükselişler bekliyoruz. Bahsedeceğim bu haftalık konular bu şekilde. Türk lirasında beklemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar bu haftadan daha iyi bir hafta bekleyeceğimize özellikle belirtmek isterim. İyi akşamlar dilerim. Hoşça kalın. Sevgili izleyiciler, yayınımız devam ediyor. Yayınımızın bu dakikalarında MÜSİAD'ın bu fuarını onurlandıran değerli bir misafirle birlikteyiz. Evet, misafirimiz aslında belki ekonomi yayınındayız ama eğitim dünyasına katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarında da katkılarıyla, değerli katkılarıyla tanıdığımız bir isim. Sayın Bilal Erdoğan, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Tabii ekonomi yayındayız dediniz ama benim de background'umda ekonomi var. Öte yandan aslında eğitim ekonominin de altyapısını oluşturuyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız bütün çalışmalarda ülkemizin genç insan birikimini nasıl daha donanımlı hale getiririz, nasıl bağımsız yeni Türkiye'nin bu yürüyüşünde daha etkin bir şekilde mevcut insan kaynağımızdan istifade ederiz. Bunun aslında biz gönüllü girişimcileriz bir yandan. Daha iyi yurtlar, daha iyi okullar, gençlerimize daha iyi uluslararası eğitim imkanları vesaire birçok alanda bunları sağlamanın mücadelesini veriyoruz. Dolayısıyla ekonomiyle ilişkisi de o şekilde var. Ekonomiye döneceğiz ama tabii hizmet verdiğiniz STK'ların ismini burada anmadan da geçemeyeceğiz. Sizden alalım. Yani ben TÜRGEV yönetim kurulu üyesiyim. Aynı zamanda İlim Yayma Vakfı'nın da yönetim kurulu üyesiyim. Onun dışında kurucusu veyahut da genel kurulunda olduğumuz vakıflar var. İşte Ensar Vakfı, Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, Okçular Vakfı, İnsan ve İrfan Vakfı gibi. Dolayısıyla geniş bir alanda ama hepsi eğitime dair, hepsi kültüre dair çalışmalar. Özellikle bir yandan eğitim alanında köklü vakıflarımızla çalışırken bir yandan da kültür alanında geleneksel sporlarımıza katkı vermeye çalıştığımız bir Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun başkanlığını yürütüyorum. Kültür alanında da benim
çok vurguladığım, her zaman önemine değindiğim bir konuda bizim kendi renklerimizle, kendi değerlerimizle yeniden kuşanmamızın gerekliliği. Bunun tabii eğitimle de doğrudan bir irtibatı olduğunu düşünüyorum. Bu da benim gönüllülük alanında faaliyet gösterdiğim, çalıştığım, zaman harcadığım diğer alan diyebilirim. Şimdi efendim ekonomiye dönecek olursak, işletmeci mantığıyla baktığımızda Türkiye'de her ay kapanan, açılan işletmeler var ama hamdolsun ki açılanların sayısının daha fazla olduğunu gözlemliyoruz. Girişimci ruha sahip olan 31 yaş altı birçok genç şu anda fuar alanında dolaşıyorlar, geziyorlar. Hatta buraya giriş yaparken İzmir'den sadece bu fuar için gelmiş olan bir üniversiteli gence de rastladım. Ki ben geleceğim yabancı misafirler var 800 adet. Bunların en azından birkaçıyla görüşmek bile benim network'üm için çok önemli dedi. Bu yönüyle baktığımızda genç bir yönetici sıfatıyla efendim, gençlerimize, girişimci ruhu olan gençlerimize tavsiyelerinizi de rica edeceğiz burada. Bizim Türkiye'deki eğitim mantığımızda, zihniyetimizde en zayıf olduğumuz alan gençlerimize özgüven aşılaması. Girişimciliğin de ben merkezinde yine özgüven olduğuna inanıyorum. Ve benim işte üniversite yüksek lisans doktora için Amerika ve İtalya'da çok uzun yıllar geçirdim. Mesela Amerikan eğitim anlayışında özgüven işin gerçekten çok merkezinde. Amerikalıların bu rahatlıkları falan aslında belki de abartı boyutunda özgüven sahibi olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Bizim de tam aksine o boyuta varmadan edepli bir gencin nasıl özgüven sahibi olabileceğinin modelini aslında ortaya koymamız gerekiyor eğitimde. Dolayısıyla girişimci gençlerde bu tür bir donanımı biz ortaya koyabilirsek, böyle bir zihniyet dönüşümünü, yani işte sen yapamazsın, sen edemezsin, kalkma otur yerine, dıt konuşma, hayır olmaz, ayıp falan filan gibi böyle bir kuşatma baskı çocuğun üstünde kurmaktansa, sen yapabilirsin, sen yürüyebilirsin, ilerleyebilirsin, iyi işler yaparsın diye beslememiz lazım. Ama bunu neyle kuşatmamız lazım? Bizim değerlerimizle kuşatmamız lazım. Evet. O zaman o genç hem bütün dünyada iddia sahibi olup ciddi girişim örnekleri sergileyebilir, hem de bizim değerlerimizden kopmadan çıpasını devamlı bu topraklarda muhafaza etmiş olur. Efendim vaktiniz değerli. Son sorumu soracağım izninizle. Fikir yönüyle birikimi olan, sermayesi olan gençlerimize, ben direkt sizi kamerayla baş başa bırakacağım. Gençlerimize hitap etmenizi rica edeceğim, mikrofonu bırakarak. Buyurun. Evet, ben genç arkadaşlarımın iddialı olmalarını tavsiye ediyorum. İddianız olmadığı müddetçe ilerleyemezsiniz, yükselemezsiniz. Pes etmeyeceksiniz. Bir yandan teslimiyet sahibi olacaksınız, bir yandan iddia ve özgüven sahibi olacaksınız. Ve bileceksiniz ki dün nasıl ki bugüne göre daha karamsar bir gündü, yarın bugünden çok daha aydınlık bir gün olacak. Bu umudu da devamlı koruyarak gayret etmelerini genç arkadaşlarımdan diliyorum, rica ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, aydınlık Türkiye'nin geleceği için mücadele veren, gayretlerini ortaya koyan Sayın Cumhurbaşkanımızı da böyle hayırlı bir evladı yetiştirdiği için tebrik ediyoruz biz buradan. Ve Sayın Bilal Erdoğan Beyefendi'ye de teşekkürlerimizi iletiyoruz programımıza renk kattıkları için. Hayırlı günler diliyorum efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, yayınımız devam ediyor. Gün yine akşam oldu. Saatler 18'i de geçti. Nasip olursa hafta sonuna doğru yol alıyoruz. Ama iş dünyasının efendim o gemisi hafta sonu da dinlemiyor. Hafta başı da dinlemiyor. Yıl sonu da dinlemiyor. Sonuçta geminin yol alması gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz iş dünyası yönüyle baktığımızda. Hayat bu. Kazanmak gerekiyor. Helalinden doğru da kazanmak önemli. İş dünyası her biri ayrı sektör olsa da insanlara, vatandaşlara, dünyalı olan herkese hizmet etmekle meşgul. Tabii biz burada bu hizmeti verirken zaman zaman maalesef millileşme adına bazı gayretlerin de ihmal edildiğini gözlemliyoruz. İşte bunun en büyük örneğini maalesef 15 Temmuz gecesinden sonra çok net bir şekilde gördük. Nedir diyeceksiniz? Tabii ki vatana ihanet vesaire, bu konular hep gündemde ama meselenin bir de ne ölçüde her şeye karşı tedbirliyiz.
Milli birlik, beraberlik, dirlik, düzen, bunlar önemli faktörler. Ama bu işin bir de teknik boyutu var. Yani güvenlik boyutu. Güvenlik deyince sadece askerimizin donatılması, bizlerin gece gündüz nöbet tutması değil. İşin teknolojik yönü de efendim düşünülmesi gerekiyor. Ve burada bir sistemin çökmesinden biliyorsunuz fatura olarak karşımıza çıkan birçok şey oldu. Elektrik kesintilerinde, internetin duraksamasında, bunları hep geçtiğimiz aylarda yaşadık. Ama maalesef biz millileşme adına teknolojinin belki de en önemli ana damarlarından birisi olan yazılım konusunda tam millileşemedik. Bunu ben de tespit ediyorum bir vatandaş olarak, ama bu işin içinde 27 yılını vermiş olan değerli bir yönetici de aynı görüşleri bizlerle paylaşacaktır umarım. Şu anda bizlerle birlikte CPM'in efendim proje ve satış müdürü Sayın Ahmet Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Ahmet Bey, neden önemlidir yazılım? Biz yazılımı sadece gündelik o iş hayatımızda kullandığımız bilgisayarlar vesaire için zannediyoruz ama aslında attığımız her adımda var galiba. Tabii ki, tabii ki. Kuşkusuz. Şöyle açıklayayım en basitinden. Bütün bilgilerimiz, içerideki kimlik bilgilerimiz, banka bilgilerimiz, sigorta bilgilerimiz, kurumlarımızın bütün finansal bilgileri aslında bir yapının üzerinde duruyor. Biz bu yapıya yazılım diyoruz. Evet. Yazılım kısmında bu yapı dışarıdan eğer siz gerekli kontrolleri yapmazsanız her türlü saldırıya açıktır. Burada iş bize düşüyor. Milli bir yazılıma düşüyor. Milli olarak hareket etmemizi gerektiriyor. Çünkü bu bilgiler gerçekten, hele ki son dönemlerde bunu çok yakından inceledik. Çok da yakından gördük ve üzüntüyle de takip ediyoruz. Son dönemde milli yazılımdan uzaklaşmış bir politika izliyoruz ne yazık ki. Evet. Bu konuda buradan sizin katkınızla devlet büyüklerimize de sesleniyoruz. Uluslararası yönlü de bir şey var. Biz diyoruz ya, Allah'a ısmarlamak güzel. Ama bir şeyi kula ısmarlarken de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Hele hele bizden olmayanlar. Tabii ayrımcılık adına söylemiyorum bu cümleyi, özellikle belirteyim sevgili izleyiciler. Bu kadar gayret, bu kadar iş gücü, potansiyeli, enerjisi varken Türkiye'nin yazılım konusunda neden geride kaldık? Ne dersiniz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim yıllardan beri yazılım konusunda aslında en büyük eksiğimiz eğitim. Biz diyoruz ki eğitim, hele ki yazılım eğitimi, hele ki kod eğitimi ilkokuldan itibaren müfredata koyulup yapılması gereken, daha çocukken bunları yapmamız gereken işlemler. Çünkü ağaç yaşken eğilir, sizler de biliyorsunuz bu atasözünü. Bizim istediğimiz çocuklarımızın, genç neslin daha okuldayken nasıl dersleri varsa, işte fizik dersi, matematik dersi, yazılım dersinin de olmasını istiyoruz. Şimdi bu olmalı ki şu anda 2,5 milyon aday Ocak ayını bekliyor ve bunların bir kısmı da bu sektöre meyilli, fikri olarak. Çünkü yazılım sektörü bir taraftan da hayatın kazancı olarak standartları yükseltme şansı veriyor. Kesinlikle. O tercihte bulunanlara. İlgi de artıyor. Üniversitelerde ilgili bölümler kuruluyor. Bu yönüyle baktığımızda son olarak gençlerimize ne tavsiye edersiniz? Bir de tabii ki bu şirketin hizmet alanından da birkaç cümle söz edelim. Buyurun. Tabii ki. Şimdi öncelikle CPM yazılım firması 27 yıldır Türk sanayisine hizmet veren bir yazılım firması. Kendi geliştirdiğimiz ürünlerimiz var. Bu ürünlerimiz bir işletmenin en başından en sonuna kadarki bütün süreçlerini kapsamakta. Bizler CPM ailesi olarak sizin de bahsettiğiniz gibi eğitime çok önem veriyoruz. Üniversitelerimizde de ve TÜBİTAK'ta da sürekli iletişim içindeyiz. Benim gençlere söylemek istediğim şey, benim gençlere iletmek istediğim şudur ki sürekli teknoloji durmuyor. Derya deniz sürekli devam ediyor. Arkadaşlarım dünyanın her yerinden bilgiler alıyor. Her yerinden sinyaller alıyorlar. Bütün bu bilgileri, bu sinyalleri doğru olarak değerlendirip kendilerine, önlerine güzel fırsatlar çıkabilir.
yazılım konusunda. Sizde istihdam yönünü baktığımızda örnek verecek olursak, bu firmanın efendim CPM'in sunmuş olduğu imkanlar, hangi alanlarda daha çok geliştirme imkanı oldu, istihdam yönlü olsun, İstanbul odaklı mı hizmet veriyorsunuz, ondan da söz edelim. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bahsedeyim, biz İstanbul menşeli bir firmayız ama Türkiye'nin 7 bölgesinde de bayiliklerimiz mevcut. Ve şöyle bir sloganımız var, Türkiye ekonomisinin döndüğü illerin %80'inde varız. Maşallah. Peki bundan sonrası için tavsiye ediyorsunuz değil mi? Böyle bir meslek grubunu tercih etmeleri yönünde gençlere? Kesinlikle, kesinlikle. İlim. Kesinlikle. Evet, ilim kendin bilmektir derler ve baktığımızda bu ilmin de teknolojik boyutlu baktığımızda ana damarlarından birisi olan yazılım konusunda çok teknik detaylara girmedik ama tavsiyeleri aldık. Bu hizmetin milli birlik ve beraberlik adına da gerekliliğini bizlerle paylaştı. CPM'in proje ve satış müdürü Sayın Ahmet Yıldırım Bey. Bizler başarılarınızın devamını diliyoruz. 2017'de inşallah bu milli yazılım adına birkaç adımın atılmasına da vesile olursunuz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, yayınımız devam ediyor. Yayınımızın bu dakikalarında hemen rejiden rica ediyorum. Ekonomi ajandasına geçiyoruz. Olarak baktığımızda şöyle bakıyorum, güzel müjdeli haberler var. Vergi indirimi ve altyapıya destek. Vergi indirimi deyince Türkiye aklınıza gelmesin. Trump'ın vaadiydi bu. Altyapılar. Amerika Birleşik Devletleri ne kadar süper bir güç olsa da vatandaşlar yaşayan bir organizma sonuçta, her devlet, her ülke. Bugün en fazla efendim doğal afetlerin meydana geldiği bir ülkeden söz ediyoruz sonuçta ve her efendim afetten sonra da altyapıların yenilenmesi gerekiyor. Trump'ın birkaç vaadi dikkatimi çekti. 1. Vergiler azalacak. 2. Altyapıya 1 trilyon dolar harcanacak. 3. Gümrük anlaşmaları yeniden yazılacak. Ve bundan sonra da efendim en önemli madde, ekonomik yönden baktığımızda Yellen'ın sonu gelecek. Ben söylemiyorum bunları. Bugün basında da yer aldı. Ve efendim, ekonomi hangi dinamikleriyle yer alırsa alsın, bazı sektörler var ki hala gelişmeye devam ettiriyor. Biz az sonra Tekbir Giyim'in efendim genel müdürü Bayram Karaduman beyefendiyi misafir edeceğiz burada. Giyim tekstil sektörü de Türkiye'nin dinamikleri arasında yer alan, evet, sektörün belki de en önemli oyuncularından biri, Tekbir. Ve genel müdürü dedim, Bayram Karaduman Bey bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Ben hoş bulduk. Hayırlı olsun, hayırlı fuardan sesleniyoruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı geçiyor mu inşallah fuarınız? İnşallah hayırlı olacak. Çünkü ekonominin zayıf olduğu bir, evet, dönemde müsiyatın böyle bir girişimde aslında kutluyoruz. Evet. İyi bir cesaret, tebrik ederiz. Yoğun bir katılım var genel manada. Özellikle sanayi kurumlarının böyle katılması, tankların, tüfeklerin böyle yoğun ilgi görmesi özellikle bizi kurumlandırdı. O da doğru. Her sektörden var maşallah. O sektör özellikle daha önce bu alanda görmediğimiz bir sektördü. Bu bizi heyecanlandırdı doğrusu. İnşallah Türk ordusu ve... Özelde baktığımızda efendim her sektör kalkınsın, büyüsün ama sizin giyim sektörüyle ilgili olarak nasıl gidiyor? Halkın alım gücü ortada. Ama siz her kesime de hitap ediyorsunuz. Tekbir'in ayrı bir marka değeri var kamuoyu algısı olarak. Buyurun. Evet, tesettür noktasında Tekbir tabii yılların firması, 34. yılımızdayız. Evet. Her kesimden mutlaka gezeceğimiz ve müşterilerimiz var. Onun için bu kadar zaman içinde bize destek veren tüm müşterilerimize buradan şükranlarımızı arz ederiz. Valla 2017'nin de modası diyeceğim çok güzel görseller var burada. Buradan hemen şöyle, evet, bir gösterelim ve bu katalog olarak güzel bir şekilde yeni basılmış. Yeni yazı karakteri ve yeni logomuzla, evet, beraber çıkmış olduk. Ve hanımları çok yakından ilgilendirecek bir şey. Moda rüzgarı diyorlar ama kalıcı olmak gerek diyor mu? Yani tesettürde de çok böyle şatafattan ziyade kalıcı bir mantıkla ilerlemek doğru. Özellikle tesettürden taviz vermemiz gerekiyor fakat genel manada her sektörde olduğu gibi burada da biraz asimilasyon var maalesef.
daha fazla böyle tesettür kıyafetler değil de tesettür uymayan kıyafetler daha fazla ön planda olabiliyor, tercih edilebiliyor. Biz burada olabildiğince tesettüre riayet etmeye çalışıyoruz. Fakat hiçbir şey şöyle anlaşılmasın ki bunu tek bir ürettiği mutlaka tesettürdür. İnsanlar mutlaka dışarı çıkarken o kıyafetlerin üzerine bir dış kıyafet almalı. Bir partisini, evet, çok önemli bir kalanesi üzerine almaları lazım. Yoksa o tunikler, pantolonlar tesettür değildir. Aslında bir iç kıyafettir. Bu efendim hem bizim kültürümüze de uyan, hem de efendim müessesinin kurumsal olarak baktığımızda sanki siz bunları giydiğinizde işte dış kıyafet olarak da değerlendirilebilir gibi bir mesajının olmadığını net bir şekilde bizlerle, izleyicilerimizle, sizlerle paylaşmış oldu. Sayın Bayram Karaduman'a da teşekkür ediyoruz. Yarın tekbir giyimin standı sizler için de açık olacak. Efendim Müsiyat Fuarı'nda biz başarılar diliyoruz. Haki TV'de başarılar dileriz. Allah muvaffak etsin. Sağ olun. Hayırlı günler. Hayırlı günler diyoruz. Evet, sadece giyim sektörü değil, perakende sektörü de efendim bir şekilde bizim burada ağırlamamız gereken isimler var. Biz bu isimleri tek tek sizlere hemen buraya da davet edelim. Bir taraftan canlı yayınımız da sürüyor. Cevahir Holding'in yönetim kurulu başkanı Yusuf Cevahir. Tekrarlayayım. Cevahir Holding'in yönetim kurulu başkanı Sayın Yusuf Cevahir. Aslında Yusuf Bey ekranlara çok sık çıkan bir isim değil. Hatırımızı kırmadılar. Hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Evet, aslında siz Müsiyat'ta da büyük bir büyüğümüz olarak görevlerde bulundunuz dünden bugüne. Baktığımızda 16 yıldır devam eden bir organizasyonun artık finaline doğru yaklaşıyoruz. Genel fotoğrafı gösterirsek ne diyeceksiniz? Başarılı gördük. Geçmişe göre nasıl? Tabii tek kelimeyle söylersek. Buyurun. Tek kelimeyle söylersek başarı kendisini gösteriyor şu an itibariyle zaten. Kendisini gösteriyor zaten başarı. Peki sektörler bazında olarak, başarı kadar tabii, dış katılımcılar yönüyle de gözleminiz ne oldu? Şimdi her sene gerek dışarıdan gelenler, gerek iç piyasadan gelenler, yani mevcut kendi Anadolu'muzdan gelen iş adamları seviyesini düşündüğümüzde, evet, katılımın seviyesi çok yüksek. Maşallah. Ama bunun yanında kalite de yüksek. Yani hadise sadece sayı değil, sadece kemiyet değil. Yani burada keyfiyet var. İnanılır burada keyfiyet var. Dolayısıyla Müsiyat'ın fuarları, 93 yılında İzmir'de başlayan fuarlar 2016 yılında İstanbul'da zirvesini yaşıyor. Ve bu artık milletler arası bir fuar olarak bunu adlandırmak lazım. Bunu sadece yerli, mahalli bir fuar olarak görürsek bu eksik olur. Peki efendim, Sayın Cumhurbaşkanımız önemli mesajlar verdi. Açılışı onurlandırmışlardı. Son efendim güne de geldik. Yarın nasip olursa bitireceksiniz finali. Peki geçmişten bu ne? Türkiye ekonomisinin dinamiklerini dikkate aldığınızda Müsiyat gerekli rolü üstlendi mi diye bir soru sorsam ne diyeceksiniz? Tabii bu Müsiyat'ın üyelerinin hangi imkanları, hangi kapasitesi vardı ve bu kapasiteyi ne kadar kullandılar, evet, dersek belki o daha manalı olur. Buyurun. Türkiye sadece o kapasiteyle alakalı bir şey değil bu. Türkiye'deki konjonktür, siyasi gelişmeler Müsiyat'ı ister istemez farklı vazifeleri de sırtına yüklemiş durumda. Müsiyat'ı sırtına yüklemiş durumda. Dolayısıyla Müsiyat sadece enlerle uğraşamaz. Şu kadar sayı, şu kadar ihracat, şu kadar istihdam, şu kadar ihracat bedeli diye bakamaz. Evet. Müsiyat'ın bir de bir ufku var, bir dünya görüşü var. Doğru. Bu dünya görüşünün, bu ufkunun muhakkak faaliyetlerine yansıması lazım. Yani kemiyet bir şey ifade eder ama keyfiyet, yani o özel vazife, gaye, hedef, ona doğru daha çok yönelmesi lazım şu anda. Evet, biz sizi fazla yormayalım ama isterseniz şunu da soralım. Türkiye ekonomisinin gidişatı, tecrübeli bir iş adamısınız. Çok gelmiş geçmiş baktığımızda sıkıntılı anlarımız da oldu, zirveye çıktığımız günler de oldu. Türkiye'nin 2016'daki fotoğrafı malum bir darbe girişimiyle yaralanmak istendi ama hamdolsun ki bugünlere geldik. Bundan sonraki yol kat edişimizde umudu elden bırakmamak gerek ama çalışmak da azim de şart. Siz bu kıymetli yaşınıza rağmen maşallah işinizin başındasınız. Gençlere hitap etmenizi rica ediyorum.
direkt biz sizi kamerayla baş başa bırakalım. Genç müteşebbüs yılmamalıdır değil mi efendim? Buyurun efendim. Şimdi şunu şöyle söylemek lazım. Gelecek nesillerimizi bizlerin iyi ayarlaması lazım. Fikren, zikren iyi ayarlamamız lazım. İyi yetiştirmemiz lazım. Mesele sadece ekonomik değer değil. Eğer meseleyi sadece ekonomik değere getirip bağladık mı, biz asıl vazifemizi, asli vazifemizi, varoluşumuzun sebeplerini de ortadan kaldırmış oluruz ki bence asıl husus varlıkla, maddi varlıkla beraber asıl hedeflere gitme yolunda neler yapabiliriz? Gelecek nesilleri o noktada iyi yetiştirip o noktada cepheye sunmamız lazım. Ümit var, cephanelik dolu, bilgiyle, teknolojiyle, insan iş gücüyle ama biraz da akılları daha hızlı çalıştırmak şartıyla. Doğrudur. Efendim, Cevahir Holding'in değerli üst düzey yöneticisi, yönetim kurulu başkanı Sayın Yusuf Cevahir Beyefendi onurlandırdılar programımızı. Teşekkür ediyoruz. Böyle bir organizasyonda da buluşmamıza vesile olduğunuz sağ için. Sağ olun. Evet, yayınımız devam ediyor. Ajandamıza tekrar dönelim. Recide de arkadaşlarımız bizlere böyle bir yayının sağlıklı şekilde ulaşması için destek veriyor, gayret gösteriyor. Emekli maaşları primle artacak. Evet, emekli maaşları primle artacak. Emekliler biraz daha kulak kabartıyorlar tahmin ediyorum. Çalışanların emekli maaşında belirleyici olan bir prim sistemi var biliyorsunuz. Üst sınır artacakmış. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonda, ilgili komisyonda kabul edilen düzenleme ile asgari ücretin 6,5 katından 7,5 katına çıkartılması söz konusu. Yani bu düzenlemeyle sözün özü şu, emeklilerin zammı geçmişe göre daha iyi seviyeye gelmek adına bir gayret var. Peki internet, emekliler de internet kullanıyor, gençlerimiz de kullanıyor, iş dünyası da kullanıyor. İnternetsiz bir hayat düşünülebilir mi? Ama interneti de bir külfet olarak görmenin artık zamanı geçti. İnternet ucuzlayacak. Evet, bu sözü ben söylemiyorum. Keşke yıllar öncesinden ucuzlasaydı internet. Ulaştırma Bakanı Sayın Arslan söylüyor ve düzenlemelerle ilgili süreç devam ediyor diyor. Tezelden inşallah neslimiz internet bilgi çağının nesli. Ve bunları doğru kullandıktan sonra hamurumuzda çalışmak, didinmek varken neden efendim verimli bir şekilde emek değere dönüşmesin. Evet, bir başka konuya daha değinmek istiyorum yayın akışımızda. Bir taraftan da şöyle göz ucuyla saate bakayım. Son 5 dakikadayız. Konut satışları iyi gidiyor ve stok azalmaya devam ediyor. Ama bu azalış çok tatminkar mı? Hayır. Bugün 1 milyon 300 bin civarında olan konut satış süreci var. 2015 yılını baz alarak söylüyorum. Bunun bu yılki kampanyalarla 15 Temmuz badiresine rağmen aynı seviyeye getirilmesi adına büyük gayretler sarf edildi. Fiyatların biz hep röportajlarımızda dile getiriyoruz. Geriye düşmesi, dönmesi diye bir şeyden söz etmek mümkün değil. Tabii ki burada bir şeyi de hatırlatmakta yarar var. Kredi faizleri. Eğer kredi faizleri ne kadar geriye düşer ise o derecede, hatta keşke sıfır olsa ki sıfır imkanına da satışlar devam ediyor. Bunu da belirtelim. Birçok firmanın araştırma yapın sizlerden. Para sizin, pul sizin, değer sizin, gelecek sizin. Araştırma yapmadan adım atmamanızı da buradan özellikle salık veriyoruz. Ve hemen şirket haberlerine şöyle bir göz atalım. Bakalım şirketler neler yapıyorlar son dönemde. Evet, şirketler dedik. Önce sponsorumuzla başlayalım. Ziraat Bankası. Ziraat Bankası 1,5 yıl önce finans dünyasına yeni bir soluk getirmişti. Ziraat Katılım. Ziraat Katılım'la ilgili çok güzel bir haber var.
ülkenin gururu olabilecek bir şey. Ekonominin dinamikleri artık biliyorsunuz faizsiz bankacılık olmazsa olmazlardan biri. %179 oranında büyümüş görünüyor ziraat katılım. 1,5 yıl içerisinde kat ettiği yol açısından. Bunu da gururla dile getiren Ziraat Katılım Genel Müdürü Sayın Osman Arslan. Paylaştıkça daha da fazlası sloganıyla yola çıkmışlar ve başarılarını da işte %179'luk artışla perçimlemişler. Burada faiz yok. Faizden büyüdü diyemeyiz. Faizsiz bankacılık sisteminin Türkiye'de desteklenmesi gerektiğini de belirtelim. İyi anlatıldığı takdirde mutlaka ve mutlaka faizsiz bankacılık sistemi bizleri daha iyi bir noktaya getirecektir diye düşünüyorum. Son bir haber verelim şirketlerden. BOTAŞ. Evet, BOTAŞ da enerji alanında önemli dinamiklere sahip. İhale yapılıyor BOTAŞ'la ilgili. 3 teklif gelmiş, bunu da belirtelim. Ve tahmini bedel önemli bir rakam. 12.408.759 dolar. Enteresan, iyi bir rakam. Artvin Doğalgaz boru hattı yapım işi ihalesine 3 teklif geliyor. BOTAŞ'ın ihalesi olarak geçiyor bu ihale ve bu ihale sonrası enerji yatırımlarının da Türkiye'de arttığının önemli bir işaretini görüyoruz. Evet sevgili izleyiciler, şöyle bakıyorum saatime, biz vaktimizi doldurduk dolduracağız ama fuar alanından ayrılmadan önce birkaç tane kitabı da buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Hemen yan standımızda, komşu standımızda Nesil Yayınları'ndan şöyle edindiğim ekonomiye dair birkaç izlenim var. Senin Yolun adında bir kitap yazmış Sayın Ömer Ekinci. Bu kitapta da güzel bir hikayeye değiniliyor. Ekonomi açısından kişisel markalaşma, kişisel markalaşmanın yanı sıra başarısızlıkla barışmak. Bu önemli bir şey. Her insan kendi başarısızlığının yanında mutlaka ve mutlaka yeni bir yol haritası oluşturmalıdır. Ama hayata küsmeden yürümelidir. Belki de lider olmanın yolu buradan geçiyor diyorum. Senin Yolun kitabını kaleme alan Ömer Ekinci'ye de teşekkür ediyoruz. Az önce katılım bankacılığı dedik. Katılım bankacılığın felsefesi, teorisi ve Türkiye'deki uygulamalarından söz ediliyor. Burada yine Hüseyin Tunç'un Nesil Yayınları'ndan çıkartılan bu kitap 11. baskısını yapmış. Ve biz finale geldik. Bugün ekonomi yayınının sonuncusu. Bu finalde ben reklamdan genel müdür yardımcısı Fikret Çakır'ı yanıma alarak veda etmek istiyorum. Değerli kardeşim gelirse. Ve yayınımızda tabii ki görünen yüz ben oldum. Ama burada 20'ye yakın arkadaş gayretini ortaya koydu. Canhıraş çalıştı ve sizlerin hem gönlünü fethedelim dedik. Başarılı bir gayret ortaya koyduksa ne âlâ. Fikret kardeşimin de gayreti var. Teşekkür ederim Mehmet Bey. Çok sağ olun. Evet. Gayretiniz daha fazlaydı. Tabii burada bir gayreti ortaya koyduk ama dedik ekip çalışmasının bir neticesiydi. Akit'in bugüne kadar gerçekleştirdiği birçok organizasyon oldu ama bu organizasyonda ekonomi ağırlığını da belki Akit ilk kez işte ben buradayım şeklinde, iş dünyası burada, biz de buradayız şeklinde ortaya koyduk. Birkaç cümle de sizden alalım. Valla MÜSİAP büyük bir organizasyon. Bu organizasyonların bir parçası da Akit'ti. Akit dediğim gibi bu organizasyonda en büyük, dediğiniz gibi en büyük paydayı, en güzel organizasyonu yapmaya çalıştı elime kadar. Ekip işiydi. Burada çalışan, emeğe geçen bütün arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Sizin, başta size de çok büyük teşekkür ediyorum. Görevimiz çok fazla emeğiniz vardı. İnşallah 2018'de tekrar buluşmak dileğiyle diyorum. Evet, 2018 demesinin sebebi Fikret kardeşimin. Çünkü bu organizasyon 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. Hayırlısıyla bereketli geçsin. Yarın sizleri buraya bekliyoruz. Bizler yazarlarımızla, yapımcılarımızla yine standımızda 8. holde birlikte olacağız. Biz efendim yorulduk. Hayırlısıyla hakkımız olan bir şey var. Rızıklandık ama rızkımızı da midemize indirmek için Resulullah Efendimizin sofrasından bir sofraya gitmek istiyoruz izninizle. Akşamınız bereketli, sofranız huzurlu geçsin. Allah nasip ederse tekrar bir arada olalım. Yarın ben yine fuar alanında Asfa Eğitim Kurumları'nın efendim
standında eğitim programında sizlerle birlikte olacağım. Nasip olursa 15-15'te bir arada olmak üzere. Kalın sağlıkça. Hayırlı akşamlar. Ziraat Katılım, İş ve Ekonomi programını sundu.